Yeni bir empatiden iyi akşamlar diliyoruz. Soğuk Aralık gecesinde, bir soğuk Aralık gecesinde umarım sırtınız pek karnınız toktur. İyi vakit geçirmek istiyoruz. Birbirimizi anlamak istiyoruz. Birbirimizi dinlemeye eğilimliyiz. Çok sevdiğim bir meslektaşım burada. Tansel Öngel. Sizin de çok sevdiğinizi biliyorum. Hoş geldin Tansel. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim. Heyecanlıyım. Bu şu an program için mi heyecanlısın? Senle bir programda, senin moderatörlüğünde, yönetiminde, sunuculuğunda olan bir program benim için çok önemli çünkü. Çok önemli. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü ben Tansel'in bıyıklarının henüz terlemeye başladığı zamandan beri onun abisiyim. Meslektaşıyım artık, abilik falan diye bir şey kalmadı da. Onun için ikimiz de memnunuz aslında. Çok kendimi ben güvende hissediyorum sen burada olduğun için. Programımızı daha önce izledin mi? İzledim abi. Sorayım ben. İzledim. Şimdi... burada ikinci, üçüncü sayfa haberleri genelde haberlerini ele alıyoruz ve onlara biraz daha derinlemesine bakıyoruz. Yazılının ötesinde, altında, dibinde ne var onları anlamaya çalışıyoruz. Sonra onları hikayeleştirip, yani aslında uygun bir biçimde, aslında hikaye falan değil de olayı birlikte irdeliyoruz. Ve ben bir yerinde başından itibaren senin olayın kahramanlarından birinin veya birkaçının yerine geçmeni rica ediyorum ama arada tekrar başında sonunda Tansel'e dönüyoruz. Çok merak ediyorum. Hadi bakalım, o zaman başlayalım mı? Gerçekten hemen başlayalım. Bütün olumsuzluklara rağmen çalışmalarına devam edebilir misin, eder misin? Eğer benim sayemde yaşamaya devam edecekse bunun önüne hiçbir şey geçmemeli. Oğullarının sağlıklarına kavuşabilmesi için şimdi nasıl bir çare düşünürsün? Karımı test yaptırma konusunda konuşurum. Tek sensin. Veririm. Bazen akrab. İkisini birden. Ne yapayım? Sen bir tercih yapabilecek misin? Bilmiyorum, yapamam herhalde. Çok zor bir şey abi. Sokak hayvanları için bir şeyler yapmak ister miydin? Ara ara yapıyorumdur zaten. Zaten bu farkındalık. Yani hatta her an yapıyorumdur. Gelecekte belki ünlü biri olabilecektin. Hani sesinle bir şey yapabilecek durumdasın ama kimliğinin olmaması buna da engel. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim abi? Kimliği almam lazım. Perişanım, ona devam. Yani, perişanlığım devam ediyor diyorsun. Yani Ankara'ya gideyim, bakanlıklara falan bir başvuruda bulunayım. Filmden teklif almak sana ne düşündürür? Oo, ne düşündürecek? Yemede yanında yaptığın için. Göbek atarsın. Sinemada mutlu ve başarılı olabileceğini düşünür müsün? Galiba en çok bunu düşünmüşsün. Sen de böyle bir durumda karşılaşınca nasıl tepki verirsin? Filmdeki karakteri canlandırmamayı tercih eder miydin? Yok be, çok inanmışsınız derim. İlk hikayemiz de Tokat Erbağ'a bağlı Karakaya ilçesinde doğdun. Hiç deniz görmeden ve deniz hayali kurarak büyüdün. Üniversite için Tokat'tan ayrılacağın zaman denize kavuşamasan da hayallerine biraz yaklaştın. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, neden yaklaştın? Su ürünleri olduğu için. Su ürünleri bölümünü kazandın. Ankara'dan sonra yüksek lisans için Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne gittin. Ardından akademisyenlik yapmaya karar verdin. İlk daveti Van 100. Yıl Üniversitesi'nden aldın. Yıl 1992 bu sırada. O dönemlerde terör olayları nedeniyle Doğu Anadolu bölgesi akademisyenler tarafından çok yoğun tercih edilen bir yer değil görev yeri olarak. Öyle çok hevesle gitmiyorlar. Bölgede tüm idarecilerin dikkati oradaki karmaşa üzerine odaklanmış. Sen güvenlik açısından yaşanan endişelere rağmen Van'da araştırma görevlisi olarak başladın meslek hayatına. Başına herhangi bir şey geleceğinden korkar mısın o sosyal durum memleketin o andaki yörenin durumu ile ilgili? Yani işime konsantre olmaya çalışırsam korkuyu unuturum ama korkarsın, herkes korkar. Korkmayan evet, kişi olamaz. Muhakkak insanda bir gerginlik yaratır böyle tabii bir şey. Olmaz mı canım? Bir yerler hava uçuyor, bir şeyler oluyor falan filan, evet. Olmaz mı? Peki. Üniversitede akademisyen olunca Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tek balık türü olan, biliyor musun ne olduğunu? İnci kefali. İnci kefali. Evet. İnci kefali ile ilgili çalışmalar yapmaya, doktora tezini bu konuda hazırlamaya karar veriyorsun. Şehirde inci kefali ile ilgili keşfettiğin ayrıntılar seni çok şaşırtıyor. Bir kere balıklar üreme zamanı dikkate alınmadan avlanıyor. O zamanlar 92. Her sabah inci kefali satılıyor. Yumurtaları da böyle kamyonun kasasının kenarlarından yollara filan dökülüyor. Öyle bir de tuhaf, yani en kıymetli şeyin, değil mi? Dünyanın her tarafında insanlar bu balık türünü keşfetmeye geliyorlar oraya. Dünyanın her tarafından. Sen bu durumda bir akademisyen olarak ne düşünürsün bu manzarayı gördüğün zaman? Yani çözüm bulmaya çalışırım hemen.
Bir farkındalık yok belli ki. Yaratmanın yolu neyse onu araştırırım önce. Yani bu bir kere bir dikkatini çeker, bir Allah Allah yani. Tabii yöntem neyse yani şey de olabilir bu ya, ajitasyon da olabilir, başka türlü bir yöntem de olabilir. Provokatif bir şey yapmak da olabilir. Ama hani hatta gidip o yumurtalardan, balık yumurtalarından yemek yapmak olabilir. Balığın kendisinin yemeğini yapıp dağıtmak olabilir. Bir sürü yöntem kullanmaya çalışırdım. İnci kefali türü korunuyor gibi görülse de tam olarak özel bir koruma altında değil o dönem. Hı hı. Sen kafayı takıp koruma altına alınması için varını yoğunu ortaya koyuyorsun. Çünkü aşırı ve bilinçsiz avcılıktan dolayı inci kefalinin nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Hı. Alternatif bir balıkçılık modeli geliştirerek bu durumun önüne geçmeyi planlıyorsun, amaçlıyorsun. Hı hı. Önce balıkların sayısını tespit ediyorsun. Yani popülasyonu sayısal olarak ölçüyorsun falan. Sonrasında bütün çalışmalarını raporlamak istiyorsun ama kimse seni dinlemiyor. Bölgede terör yüzünden insanların hayatı tehlikedeyken senin inci kefalinin peşine düşmen yadırganıyor. Dikkate alamıyorsun. Hatta kimi zaman çalıştığın ortamlarda uğraştığın işleri gereksiz bulan yetkililer tarafından tatlı yollu azar bile işitiyorsun. Terör bölgesindesin, tamam, insan hayatı da balıklar gibi tehlikede. Bütün olumsuzluklara rağmen çalışmalarına devam edebilir misin, eder misin? Yani o enerjiyi kendinde bulabilir misin? İnsanların seni eleştirmesi seni kırar mı, vazgeçirir mi, geriye düşürür mü? Bu eleştirilir filan dinlemem. Çünkü bir canlının dünyadaki yaşam hakkından bahsediyoruz. Hangi eleştiri ya da hangi azar, hangi tehdit... İlgisizlik, hangi ilgisizlik, hangi cehalet ve cahil olma isteği bir dünyada yaşayabilecek bir varlığın eğer benim sayemde yaşamaya devam edecekse bunun önüne hiçbir şey geçmemeli. Evet. Geçmemelidir diye düşünürdüm. Aldırmam eleştirilere, ben işime bakarım. Tabii diyorsun. Tabii. Bu şekilde ilerlemekte zorlanacağını fark ediyorsun. Bölgedeki insanların tek geçim kaynağı avcılık. Ama bilinçsizlik yüzünden bu kaynağı kaybetmek üzereler. Yani bu tamamıyla bir kör cehaletten söz etmiyoruz. İnsanların geçim kaynağı aslında. Evet. İnci kefali orada en değerli şey. Bol miktarda da var görünüyor. Onları günde 20 kamyon gittiğine göre bilmiyorum bir kamyon ne kadar balık, kaç ton balık kaldırır ama epeyce bir orada bir şey var. Hayat buna, geçim buna bağlı yani. Av yasağına uymalarını, uymazlarsa balık neslinin tükeneceğini söylüyorsun. Çünkü av mevsimi dışında da avlanıyor falan yani. Öyle. Balıkçılardan aldığın talebi yetkililere, yetkililerden aldığın yanıtları da balıkçılara ileterek bir ara yol bulmaya çalışıyorsun. Bir köprü oluşturuyorsun orada kendince, hı, emeğinle. Balıkçılarla aranda el yazısıyla bir anlaşma yapıp imzalıyorsunuz. Ardından gayret ediyorsun. Çok güzel. Tarım İl Müdürlüğü'ne dilekçe veriyorsun. Sonunda hakkında balıkçılarla çıkar ilişkisine girmek ve balıkların neslini tehlikeye atmakla ilgili dava açılıyor. Bu arada bütün bu çalışmaları yaparken inci kefalini kafaya taktığın için eşini ve iki çocuğunu da bir miktar ihmal ettiğin zamanlar oluyor. Doğa varlıkları için verdiğin bütün iyi niyetli mücadeleye rağmen hakkında böyle bir karar alınması sana ne hissettiriyor? Dava açılması seni hayal kırıklığına uğratıyor mu? Bir de üstüne bu geldi şimdi. Bir farkındalık yaratmaya çalışırken bir de kabahat işlemişin gibi. Çok kısa bir demoralizasyon yaratır, sonra mizah duygusuyla bununla dalga geçmek dışında bir şey olmadığını anlarım. Öyle mi? Evet. Sadece mizahla üstünden gelinebilecek bir şey mi? İnsanı çok yoracak bir şey değil mi Tanser? Kendi duygusal şeyimin çıkışı olarak patlamamı... Bununla dalga geçmek dışında bir şey yapamam. Evet. Çünkü çok dalga geçinesi bir şey bu yani. Evet. Absürt değil mi birazcık? Onlar için bir şey yapmaya çalışıyorsun. Onların neslini tüketmeye kalkışmakla ilgili soruşturmaya uğruyorsun. Bir de şey yani balıkçılarla çıkar ilişkisi kurması hali. Bir akademisyenin çok enteresan. Evet, evet. Davadan beraat ediyor ve tekrar denemekten vazgeçmiyorsun elbette. Bu kez köyleri dolaşmaya ve herkese tek tek durumu anlatmaya karar veriyorsun. Köylere yaptığın ziyaretlerden olumlu yanıtlar alsan da insanların iyi niyetleri kaçak balıkçılığın önüne geçilmesine elbette yetmiyor. Bütün vaktini ve emeğini inci kefalinin geleceği için ne yapabileceğini düşünerek harcıyorsun. Oysa bir ailen var bir yandan da.
çalışma hayatına birlikte başladığın meslektaşların maddi açıdan senden daha avantajlı duruma geçmeye başlayınca eşin biraz endişelenip aslında bu süreci biraz sorgulamaya başlıyor. Çünkü sen bütün gelirini de yani biraz bu işlerin sürdürülmesine oradan oraya geziyorsun filan. Bunun için sana kimsenin bir harcırah verdiği yok, iyi yapıyorsun dediği yok, soruşturma açmasınlar yeter falan şeklinde bir şey. Karına da bu durumu böyle izah ediyorsun. Yani bu benim işim, böyle yapıyorum. Eşinin endişeleri karşısında farklı bir yol izler misin? Yok. Onu ikna etmeye çalıştım. İkna etmiyorsa da... Orada topu havaya atıp zaman kazanmaya çalışırım. Peki aileni ihmal ettiğini düşünür müsün biraz? Yani ihmal ediyor olmanın bu kadar geçerli bir sebebi varken ve karşımdaki bunu anlayamayacakken bunu düşünmemin bir anlamı olmaz ki. Bunu düşünmem, ailemi ihmal etmiyorum. Dur, senin sonun ne olacak bakalım böyle gidersen? Eşine ve ailene rağmen bütün gelirini balıklara harcamaya devam edecek misin? Soruyorum. Yani bütün gelirimi değil ama yani... Çoğunu yani evi aksatacak kadar bir harcama o tarafa yapmaya devam eder misin? Mecbursan ne yapacaksın? Ne olacak bu inci kefarlarını hallediyorsun? Evet yani. Peki. Ne yapacaksın? Vereceksin tabii yani. Senin başarıya yaklaştığını fark eden kaçak balıkçıların bir kısmından tehdit almaya başlıyorsun. Mafya ne zaman gelecek? Seni öldüreceğiz, çocuğunu kaçıracağız ve benzeri tehdit telefonları geliyor. Eşin bu durumdan korktuğu için ne yapacağınızı soruyor. Şimdi bu tehditler seni tedirgin ediyor mu? Onu bir sorayım. Yani sokakta çok yalnız kalmamayı filan düşünecek kadar ediyordur. Aileni yalnız bıraktığın zaman filan köy gezerken. Büyük şehirler, diğer şehirlerdeki yakınlarımızın yanına göndermek lazım. Şanslısın. Çünkü çalışmalarına devam etmek istediğini söyleyince eşin ve ailen sana tam destek veriyor. Bu köylerdeki direnci kırmanın yolunun kadınlara ulaşmak olduğunu anlıyorsun. Bir kere karından gelen destekten hareketle. Bölümündeki kız öğrenciler kaçak balık avlayan köylerde toplantılara başlıyor öğrencilerin. Bu toplantılar büyük bir ilgi görüyor ve hedeflediğinizden çok daha fazla köye ulaşıyorsunuz. Yani son noktayı kadınlar koyuyor. Hatta köylerden birinde şöyle bir manzara görüyorsun. Bir balıkçı kayığı ters çevrilmiş, üzerine tezek yığılmış. Anlıyorsun ki evin hanımı kocası ve oğlu kaçak balığa gitmesin diye kayığı ters çevirip üzerini tezekle kaplamış. Tabii ki tezek çok değerli biliyorsun. Doğu Anadolu'dayız. O nedenle öylece kalmış. Yani tezeyi bozmamak için tekneyi de kaldırmamış adam. Böylece kaçak balığa da gitmiyor. Demek ki o mevsimde yapmış. Bu kayık İnci Kefali'nin kurtuluşunda kadınların başarısının bir sembolü haline geliyor. Ters çevrilip tezek kaplanmış şeyde kayıkta bir sembol haline geliyor. İnci Kefali için verdiğin mücadelenin kadınlar tarafından böylece sahiplenilmesi sana ne hissettiriyor? Gurur verici. Bunca gerginlik ve gayretten sonra. Tabii çok gurur verici. Tek başına olmuyor tabii bu iş. Ve anlatmayı başarmışsın. Hiçbir şey tek başına. Kadınlarla kızlar önce onlar. Tabii ki. Bir de kadınları yani genç kadınları, çocuklar değil de genç kadınları herhangi bir düşünceye ikna etmek ve onları bir yapabilecek kadar olumlu bir şey yaratmak dünyanın bence en gurur verici şeyidir. Bence dünyadaki sorunların ciddi bir bölümünün kilidi kadın anahtarıyla. Kesinlikle öyle. Açılıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Peki bu ısrarcı, azimli ve sonunda başarılı akademisyeni tanıyalım mı? Lütfen. Geliyor efendim. Efendim Profesör Doktor Mustafa Sarı beyefendi. Çok da sempatik birisi. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan İnci Kefali'nin neslinin korunmasında büyük bir mücadele veren Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın 23 yıllık hayali gerçek olmuş. Kamyon kasalarında İnci Kefali'nin satıldığı yerde artık bir İnci Kefali heykeli var. Yeah. Bu heykel güzel ama. 1.2 milyon dolar ciro yapan balıkçılar günümüzde 12 milyon dolar ciro yapıyorlar bu çalışmalardan sonra.
Neden? Zıplayan İnci Kefali Van Emniyet Müdürlüğü'nün bile simgesi olmuş. Adına okullar açılıyor. Nesli tükenmekte olan İnci Kefali yeniden eski günlerine, bolluğuna dönmeye başlıyor. Artık dereler üzerinde İnci Kefaller atlayıp zıplıyor. Çalışmalarına Van'da araştırma görevlisi olarak başlayan Profesör Doktor Sarı, o dönemde aşırı ve bilinçsiz avcılıktan dolayı neslinin yok olma tehlikesi altında olan inci kefali için alternatif bir balıkçılık modeli geliştirdi. Başladığı işi de bitirmiş. Bu uygulama sürecinde bazı kurumlar tarafından mahkemeye verilen ve kaçak avcılar tarafından tehditler alan Profesör Doktor Sarı geri adım atmayarak mücadelesini sürdürdü. Onun mücadelesi bilim dünyasına da örnek oldu. Mustafa Hocam, şimdi soruyorum size. Mücadelenizde başarıya ulaştığınızda ne düşündünüz? Düşünmenin ötesinde bir şey. Artık bir süre sonra biz düşünmeyiz. Bizim eğer bir şeye adanmışsak, ki bu duyguyu çok iyi bildiğini biliyorum. Motor hareket değil mi? Evet. Bir şeye adanmışsak artık her şey otomatik olur ve seni deli zannederler. Ressamları o yüzden deli zannederler. Sanatçıları o yüzden deli zannederler. Yani ya bilim da insanlarını, bilim insanlarını o yüzden deli zannederler. Evet. Aslında deli falan değillerdir. Ya da delilik bahsedildiği türden bir sağlık problemi değilse o kadar da kötü bir şey değildir. Çünkü artık benliğini tamamen bir şeye empoze etmişsindir. Peki kadınların ilgisini, desteğini arkasına almamış olsaydı bu iş böyle sonuçlanır mıydı? Ya da bu noktaya gelir miydi sence? Çünkü gerçekten tek kişilik işler değil bunlar. Kadınların erkeklerden hayatta kalmak için de, efendime söyleyeyim, bir şeyle uğraşmak için de daha inatçı olduğunu düşünüyorum Ahmet abi. Ve kadınlarla birlikte bir şey yapan, onların olumlu ve pozitif enerjisini arkasında, yanında, omuz başında hisseden herkesin başarıya ulaşmamasının mümkün olmadığını düşünüyorum her alanda. Hocaya saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Teşekkür ediyoruz. Kesinlikle teşekkür ediyorum. Bir gün Van'a gidersem Mustafa Hoca'yı nerede bulacağımı biliyorum yani. Mutlaka su ürünleriyle ilgili bir yerde emekli olmuş olsa bile eminim emek veriyordu. Emek yani. Böyle insanlar emekli olmaz biliyorsun. Tabii. Peki kadınların desteğini düşünecek olursak şimdi oradan artık Tansel'e dönmek isterim. Hı-hı. Direkt sana soruyorum. Tabii abi. Böyle çok desteklendiğin zamanlar oldu mu? Desteğini, birilerinin desteğini böyle arkanda hissettiğin, güç aldığın olmuş mudur? Tabii. Desteklenen birisi misin? Bir süre sonra desteklenen birisi haline geldim. İlk başta çok desteklenen birisi değildim. Bir şeyi savunmak, bir farkındalık yaratmak üzere katkını esirgemediğin durumlar olmuş muydu? Birden fazla zamanlarda oldu. Ben hayatımın çok önemli bir kısmını 15 yaşından sonra yarı doğada, yarı şehirde yaşayan biriyim. Bununla da gurur duyuyorum. Daha insanların pandemiden sonra keşfettiği çok fazla şeyi çocuk yaşta keşfetme. Üstelik apartman çocuğu olarak... ben Ankara Demet Evler Yeni Mahalle arasında büyüdüm. Çocukluğum Demet Evler. Biz de küçük Esat çocuğuyuz. İşte budur abi. O apartmanların arasından hep böyle biliyorsun Kızılcahamam'a, Bolu'ya, işte Ilgaz'a, Kastamonu'ya, çevre ilçelerde çok orman vardı. Oralara gidip gelerek başladı bu alışkanlık. Çok kıymetli ekip arkadaşlarım oldu. İşte Barış Şahin diye bir arkadaşım var, şimdi Almanya'da yaşıyor. İşte Uğur İlkdoğan diye bir arkadaşım var. Tarım doktoru oldu adam. Tarım Bakanlığı'nda. Hep işte ben de oyuncu oldum ama hep doğayla iç içe yaşadık biz. Biz de yani, duygu doktoruyuz canım, ne var ya. Yani evet, galiba öyleyiz. Evet. Ve şey, Karadeniz'de işte biliyorsun ben 12 yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptım. Ve oyun biterdi. Ben dağa kamp yapmaya giderdim. Yani. O kadar fazla. Tam da yerindesin zaten. Yani. O kadar çok şey öğrendim ki o dağdaki nenelerden. Kaçak avcılardan, hiçbir şey bilmeyen ama neye hizmet ettiğini anladığında kendini değiştirebilecek cesarette olan bir sürü insanla karşılaştım. Başına herhangi bir şey geleceğinden korkar mısın o sosyal durum, o andaki yörenin durumu ile ilgili? Yani işime konsantre olmaya çalışırsam korkuyu unuturum ama korkarsın, herkes korkar. Bütün olumsuzluklara rağmen çalışmalarına devam edebilir misin, eder misin? Eğer benim sayemde yaşamaya devam edecekse bunun önüne hiçbir şey geçmemeli. Dava açılması seni hayal kırıklığına uğratıyor mu? Bir de üstüne bu geldi şimdi. Çok kısa bir demoralizasyon yaratır, sonra mizah duygusuyla bununla dalga geçmek dışında bir şey olmadığını anladım. Peki aileni ihmal ettiğini düşünür müsün biraz? Bunu düşünmemin bir anlamı olmaz. Bunu düşünmem. Ailemi ihmal etmiyorum. Şimdi bu tehditler seni tedirgin ediyor mu? Onu bir sorayım. Yani sokakta çok yalnız kalmamayı falan düşünecek kadar ediyordur.
İnci kefali için verdiğin mücadelenin kadınlar tarafından böylece sahiplenilmesi sana ne hissettiriyor? Gurur verici. Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın 23 yıllık hayali gerçek olmuş. Bu hikayede yakın zaman, 2011'e gidiyoruz. 43 yaşında Diyarbakır'da kimya öğretmenliği yapıyorsun. 3 oğlun var. Büyük oğlun 18 yaşına geldiğinde rahatsızlanıyor. Böbrek yetmezliği teşhisi konuyor ve hemen tedavisine başlanıyor. Haftada 3 gün 4 saat diyalize gidiyor. Eğitim ve sosyal hayatı aksıyor doğal olarak. Bir baba olarak çok zor günler geçiriyorsun. Bir çare arayışı içindeyken oğlunun böbrek nakli olması gerektiğini söylüyor doktorlar. Buna karar veriliyor. Şimdi bunu öğrendiğin zaman epeyce zor bir durum, kabul edelim. Ne yaparsın? Kendimin donör olup olamayacağını kontrol ederim. Hiç düşünmeden oğluna böbreğini vermek istiyorsun. Yani aynı şeye karar verdiğin için çok uzatmıyorum, geçiyorum orayı. Tahliller yapılıyor. Testler uyumlu çıkınca tarih belirleniyor. Nakil için hazırlıklar yapılıyor. Bu esnada ortanca oğlun da rahatsızlanıyor. Ve ona da aynı teşhis koyuluyor. Diğer oğlunun da acilen, ortancanın da acilen böbrek nakline ihtiyacı var. Oğullarının sağlıklarına kavuşabilmesi için şimdi nasıl bir çare düşünürsün? Karımı test yaptırma konusunda konuşurum. Eminim o test yapılmıştır. Öyle olsaydı bilirdik. Tek sensin. Veririm. Bazen akrab... İkisini birden mi? Ne yapayım? Hayatından mı vazgeçiyorsun? Yani ne yapabilirim? Oğlum mu ölsün? Yaptığın yardım çağrısıyla hemen bütün aile ve yakınlarınızla irtibata geçiliyor. Tamam. İş iki böbreğe çıkınca. Kontroller yapılıyor. Uyumluluk testleri sonucunda iki oğluna da böbrek verebilecek ne yazık ki tek kişinin sen ben olduğun. Evet. Ortaya çıkıyor. Oğullarının sağlıklarına kavuşabilmek için oğulların nakil beklerken doktorlar hayatının en zor kararını vermeni istiyorlar. Oğullarının böbreğe ihtiyacı var. İkisinin de. Ne yapacaksın? Yani bu zor karar tahmin edersin ki hangisine vereceksin? Ne demek canım? Bir tane böbreğim var. İki tane böbreğim var. Benden alın, onlara takın, beni de gömün mü diyorsun? Yani bu çocuklar büyüyecek, o aile yani konu sadece böbrek de değil ki, çok daha prizmatik, çok daha sert bir konu. Yani, böbrek yeterince sert tabii ama. Yani ben buna sağlıklı bir cevap veremem şu anda. Yani biraz fazla empatik davranmış olabilirim. Yok, iki böbreğini de çocuklarına vermek istediğini, gerekirse hayatın boyunca diyaliz makinesine bağlı yaşayabileceğini söylüyorsun. Tamam. Burada da öyle. Ancak doktorlar bunun hem yasal hem de sağlık açısından mümkün olamayacağını belirtiyor. Hayatın en zor kararı için bir mühlet veriliyor. Şimdi bak, bu noktada şöyle yapalım. Büyük oğlunun yerine geç. Babayı burada geri dönmek üzere bırakalım. Sen şimdi büyük oğlansın. Kardeşe verilmesi gerektiğini söyledim ben. Öyle mi? Tabii, ne diyeceksin? Tamam. Abi diyor ki kardeşime ver baba böbreğini. Hı hı. Evet, sen öyle diyorsun babana. Öyle diyor. Evet, öyle diyorsun. Şimdi ortanca evladın yerine geç. Küçüğün yerine geçtiğin zaman da abime ver diyecek. Ne diyecek? Ya bu hani, o da öyle oluyor. Yani o da öyle oluyor. Gerçek abim hikaye evlisin. Olması canımı sıkıyor sadece. Yani hani öyle olmasa zaten çıkma, orada kal. Tamam. Hikayenin içinde kal. Şimdi tekrar babanın yerine alalım seni. Alalım abi. Konuşmalar sırasında çok duygusal bir şey ortaya çıkıyor. Tabii bir durum, atmosfer ortaya çıkıyor. Gerçekten müthiş bir empati duygusuyla oğullarının ikisi de böbreğini diğer kardeşe vermeni istiyorlar. İki oğlunda. Hı hı. Sen çok zor da olsa bir karar vermek zorundasın. Duygusal durumunu bir tarif edebilir misin? Önce bir onu almaya çalışalım. Kafanı çocuklarınla ne konuştunuz siz? Ne konuştunuz üçünüz? Ve bir tercih yapabilecek misine bağlayacağım bunu. Yani biri yaşayacak, öbürü dayanabileceği kadar dayanacak. Dayanabilecek mi, dayanamayacak mı bilmiyoruz çünkü. Abi bu hikaye böyle bitmemelidir. Yani çünkü Allah herkesi kaldırabileceği kadar, hani her dağına kaldırabileceği karı yağdırır ya. Mutlaka bir çözüm olması lazım. Sen bir tercih yapabilecek misin? Baba olarak. Hmm.
Bilmiyorum, yapamam herhalde ya. Çok zor bir şey abi. Yani zor olduğu zaman yapamayız, kolay olduğu zaman empati yapalım diye bir şey yok. İşte uğraşıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki yani anlamaya... Yoksa haklısın. Yani, anlamaya çalışmak bile yani vücudumu ısıtıyor. Yok, çok yani. Doğru. Çok hani... Tamam, bize bundan bahset. Biraz daha üstelesen ağlarım yani, o kadar söyleyeyim. Çünkü yok, zor bir şey yani. Yok, ağlarım. Düşünsene abi, iki tane oğlum var, iki tane böbreğin var. Ve almıyorlar, ikisini birden al diyorsun, almıyorlar adamlar. Mutlaka bütün yollar denenmelidir yani, sonuna kadar. Peki. Neyse, devam edelim biraz, tamam. Bakalım ne oluyor. Yaşadığınız bu durum gazetelerde ve televizyonlarda duyulunca birçok yardım telefonu alıyorsunuz. Tamam. Doktorlarla yaptığınız görüşmeler sonucunda sen böbreğini durumu daha ciddi olan ortanca oğluna vermeye karar veriyorsun. Öncelik aciliyet. Ha, aciliyet. Onun şeyi var. Yani orada bir tercihin nedeni aciliyet. Hemen. Anladım. Hemen yani. Çocukların arasında bir tercih yaparken şimdi ne hissettin? Mecbur kaldın. Ortanca oğlunu kurtarıyorsun ama büyük oğlan hala bekliyor. Yani çocuk ne yapacak? Ya yoğun bakımdaysa, öbürü de yoğun bakımda değilse tabii ki hemen bunu alın deyip diğer yöntemleri işletmeye çalışacaksın. Ama sen tek böbrek kaldığın zaman ne kadar sürede hayata dönersin? Yani hayata dönersin dediğim. Dönersin. Eski ritmine kavuşup hani hemen yeni çözüm üretebilecek şeye... Enerjiye ve sağlıklı düşünme biçimine nasıl gelebilirsin bilmiyorum ama hemen bunu yapmaya çalışırım herhalde. Tam bu sırada başvuranlar arasından büyük oğluna uyumlu bir donör bulunduğu haberi geliyor. Çok şükür. Sen ortanca oğlunla nakil operasyonundayken gelen bu haberle büyük oğlun da hastanede diyalize bağlanıyor. Sonunda çocuklarının sağlıklarına kavuşacak olması nasıl bir duygu? Kurtarılacaklar. Tarifi olanaksız bir rahatlama. Evet, biz burada 3 dakika içinde bunalıma girdik. Herhalde büyük bir rahatlamadır. Bu zor kararla karşı karşıya kalan kardeşimizi tanıyalım mı? Tanıyalım abi. Tanıyalım, bir bakalım nasıl bir adammış, neler atlar. Şimdi hepsi yaşıyor değil mi? Yani problemleri yok. Bakacağız. Geliyor efendim. Namık Akar beyefendi, aslanlar da burada. Namık Bey ve oğullarının durumunun duyulmasının ardından Türkiye'nin her tarafından böbreğini bağışlamak isteyenler aileyi aradı. Bu da acayip bir şey değil mi? Böbreğini çok bağışlamak güzel. İstiyor yani. Yani yardımın şeyine bakar mısın, içeriğine? Uygun bir donör bulundu ve Namık Akar'ın büyük oğluna da böbrek nakli gerçekleşti. Şimdi aradan 11 sene geçti. Bu fotoğraflar eski. Namık Bey de oğulları da sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Çok şükür. Peki Namık kardeşim, büyük oğlun için donör bulunmasaydı ve bir evladını kaybetseydin ne yapardın? Bu dünyaya bir tek bir şey bilerek geliyoruz, öleceğimizi. İkinci bildiğimiz, gönülden bildiğimiz şey, çevremize en az zarar vererek gitmemiz gerektiğini. Bir de mümkünse faydalı bir yere dönüşüp öyle gitmemiz gerektiğini biliyoruz mesela içsel olarak. Ve iki tane evladım var. Bir tanesini çok zor abi. Nereden yani, şimdi bu başım ağrı girdi vallahi. Buradaki iyi halleri görmek gerekiyor. Bir tanesi en çaresiz durumda bile bir çarenin doğması için insanların tek bir şeye konsantre olabilme yetenekleri. Umudunu kaybetmemesi. Birinci Namık Bey'in umudunu kaybetmemesi. İkinci, olay duyulduktan sonra bu kadar çok insanın bu işle hemhal olması, yani empati kuruyor olabilmesi. Peki Tansel'e sorayım, Namık Bey buradayken. İzin verilseydi, yasal bir engel olmasaydı, iki böbreğini iki evladına birer tane verip kendi hayatını hiçe sayacaktı bu beyefendi. Bunu evet. Teklif etti, açıkça söyledi, dinlendirdi. Şimdi başa dönüp sorayım o zaman, sence fedakarlık nedir? Hayatındaki fedakarlıkları kendinden, düşün. Kendinden vazgeçebilme büyüsüne kapılmadan her şeyden vazgeçebilme yetisi galiba fedakarlık demek. Çünkü kendinden vazgeçebilmek de bir büyü ya. Yani bir illüzyonu var onun. Bizim en son gelebileceğimiz aşamanın kendimizden vazgeçmek olduğunu düşünüyoruz. Ama o vazgeçemeyecek bir konumda bu kaldığında bir çare geliyor ve çare
bütün ülkeden geliyor. Şimdi bunu doğru keşfetmek lazım. Yani bu hikayede beni en çok ilgilendiren kısım aslında Namık Bey'in kendisi değil, bütün ülkenin buna çare arıyor olması. Evet. En ibret verici kısmı o. Evet evet. Çünkü şöyle bir şey, insan kendi evladı için iki böbreğinden vazgeçebilir ama bir başkasının evladı için bir böbreğinden vazgeçmek de neyin nesi değil mi? Vay anasına dedik. Yani bunu mi? İzleyip o böbreği vermeye donör olan kişinin de resminde olması gerekir burada, fotoğrafında olması gerekir bence. Çünkü o da bu ülkenin, işte o biraz önce o topraktan öğrenilen bilgi var ya, o kadim bilgi, başka hiçbir toplumda çok da bulamayacağımız, hatta yurt dışına gönderdiğimiz işçilerle şöyle övünüyor diğer ülkeler, en iyi entegre olabilen, en iyi uyum sağlayabilen toplum hep Anadolu'dan gelenler diyorlar ya, Türkler diyorlar ya. Bunun nedeni işte hemhal olma, empati kültürü. Düşün ki ben işte şunu görüyorum burada, bu haberlerle birisi bir çocuğun hayatını kurtarma şerefini, üstelik fotoğrafı hiçbir yerde yayınlanmadan, evet, ismi bilmiyoruz kim olduğunu, bilinmeden yapabilecek fedakarlık bu bence. Ayrıca bu genç küçük insanlar da birbirlerine işaret ettiler böbrek için. Onlar da kendilerinden vazgeçtiler. Bir ailece değil mi? Ağır hikayeymiş. Ama daha kalabalık bir aile. Diğer böbreğini, yani bir böbreğini veren o donör kimse, şu anda ismini bile bilmediğimiz. Evet. O da bu ailenin bir parçası artık. Müthiş. Peki, müthiş. Çocuk sahibi olmak istiyor musun? Aile senin için nasıl bir şey? Kansere soruyorum tabii. Bunun üstüne sordum diye şey yapma. Yok abi ya. Yani baba olma şeyi, olması arzu ettiğin bir şey mi? Olması gereken, olması gerektiği zamanda, olması gereken kişilerle olması gereken yerde olur zaten. Şimdiye kadar olmadıysa bu duyguyu başka şeylerle tadmam bana nasip olmuştur. Mesela benim 11 yaşında bir köpeğim var. Kıyaslanmaz gibi görünüyor ama çok kıyaslanır çünkü bir can o da. Baba olmak da yani illa bizde şey denir ya, Anadolu'da bel babası olmak ya da başka türlü bir baba olmak. Bilmem yani, bu tür şeyleri pek düşünerek hareket eden biri değilim abi ya. Yani şimdi ben baba olmak istiyor muyum? Yani bir sürü benim kendimi baba gibi hissettiğim insan, evlat var çevremde çok şükür yani. Ama biyolojik babalık şart değil mi diyorsun yani? Geldiğimiz dünyanın bu halinde, geldiğimiz dünyada bu şart değil. Anladım. Ama tabii ki bunun senin üstünde mesela yarattığı müthiş bir derinlemesine duygu vardır. Ben o derinlemesine duygudan biraz yoksunum. Benim tabii deneyimim var yani bu konuda, evet. Deneyimim var. Ama bu yoksunluk beni artık günümüz koşullarında ne bileyim, duygu yoksunu bir halde tutmuyor. Anlatabildim mi? Evet, sen daha avantajlı bir konumdasın çünkü o adanmayı başka alanlarda da ben şey yapabiliyorum. Tabii bazen yaş ilerledikçe hatta o duyguyu tatmin edemediğin için başka türlü iyi şeyler yapabiliyorsun. Kimseye söylemeden. Oğlunun böbrek nakli olması gerektiğini söylüyor doktorlar. Buna karar veriliyor. Şimdi bunu öğrendiğin zaman epeyce zor bir durum, kabul edelim. Ne yaparsın? Kendimin donör olup olamayacağını kontrol edeyim. Diğer oğlunun da acilen böbrek nakline ihtiyacı var. Oğullarının sağlıklarına kavuşabilmesi için şimdi nasıl bir çare düşünürsün? Karımı test yaptırma konusunda konuşurum. Tek sensin. Veririm. Bazen akrab. İkisini birden mi? Ne yapayım? Dayanabileceği kadar dayanacak, dayanabilecek mi, dayanamayacak mı bilmiyoruz çünkü. Abi bu hikaye böyle bitmemelidir. Yani çünkü Allah herkesi kaldırabileceği kadar, hani her dağına kaldırabileceği karı yağdırır ya. Mutlaka bir çözüm olması lazım. Sen bir tercih yapabilecek misin? Bilmiyorum, yapamam herhalde. Yani. Çok zor bir şey. Abi. Sonunda çocukların sağlıklarına kavuşacak olması nasıl bir duygu? Kurtaracaklar. Tarifi olanaksız bir rahatlama. Biz burada 3 dakika içinde bunalıma girdik. Herhalde büyük bir rahatlamadır. Namık Bey de oğulları da sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Çok şükür. Önce bir yalnızlık tarif edeyim. Nedir yalnızlık? Ahmet abi, yalnızlık diye bir şeyin olmadığını bilecek kadar yalnızlığı yaşadım. Biraz açar mısın bunu? Dünyada yalnız olmadığını hissetmenin en güzel yollarından bir tanesi yalnız kalmaktır. Ben çocukluğum boyunca da yalnız lık fırsatını yaşamış biriyim. İşte doğaya gittiğimde de yalnızlık fırsatını yaşamış biriyim. Ama bahsettiğimiz yalnızlık nasıl bir yalnızlık onu bilmiyorum. Yok, yalnızlık. Yani tırnak içinde yalnızlık konusu. Ben insanın evrende, dünyada, evinde
yaşadığı yaşam koşullarının hiçbirinde yalnız olmadığını biliyorum. Yalnızlık diye bir şey yok. O entelektüel bir yanılsama. Şimdi bu hikayede Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşıyorsun. 7 yaşında babanı, 11 yaşında da anneni kaybettin. Ve daha çok küçükken hayatta yalnız kalıyorsun. 7 yaşında babanı, 11 yaşında anneni kaybettin. Anne ve babasız hayata başlamak, çünkü bu başlangıcı artık hayatın neredeyse, ve devam ettirmek nasıl bir süreç? Seni neler bekliyor? Sana en yakın olanların yanında olmasını istersin büyürken. Ve yoklar. Yapacak bir şey yok. İnsan kendini böyle bir durumda yalnız hissetmez mi? Yani çevresinde gördüğü şeyleri analiz etmeye başladıkça çok daha yalnız hisseder tabii. Bazı akrabalarının ve çevrende seni sevenlerin desteği ve yardımlarıyla yaşayabiliyorsun. Eğitimini de bir yerden sonra mecburen ara verip çiftçiliğe başlıyorsun. Hem maddi hem de manevi şartlar senin için çok zor ve yorucu. Şimdi bu eni konu bir yalnızlık. Yani anne baba sorgusuz sualsiz burnunu göğsüne gömebileceğin insanlardır. Onlar yok. Yakın çevre dediğimiz kimler tam olarak bilmiyoruz ama tabii ki bazı akrabalar, büyükler falan. Ama yani onların da kendi çocukları, aileleri var. 20'li yaşlarındasın şimdi. Bir aile kurmayı düşünür müsün mesela, böyle büyümüş bir çocuk olarak? 20'li yaşlarında aile kurmaya ne dersin? Şartlar zor, sana destek olan kimse de yok. Bir aile kurabilir misin? Kurarsın tabii canım. Bir şeyi tamamlayabilmek ve yoksun kaldığın şeyi yaşayabilmek için bunu yaparsın. Bir aile olabilmek tabii için. Öyle eğer mi? Bunu istiyorsan tabii. Bir de öyle şeyler yaşamış olabilirsin ki aile olmayı hiç istemeyebilirsin. Aynı şey. Şartların zorluğu nedeniyle evlenmeyi hiç düşünmedin. Yani evlenmeyi hiç düşünmediğin için evlenmemiş değilsin. Şartlar zor olduğu için evlenmeyi hiç düşünmedin. Ben kendi başıma kendime zor bakıyorum. Bir ailem nasıl olsun der gibi yani. Yıllarca ayakkabı boyacılığı yaparak, esnaf işlerine yardımcı olarak hayatını idame ettiriyorsun. Yardıma ihtiyacı olan insanlara gönüllülük esasıyla destek oluyorsun. Yani bir karşılık beklemeden anlatıyorum seni sana. Bunun dışında kazandığın 3 kuruşun kalan kısmını da hayır hasenat işlerine harcıyorsun. Doğayla baş başa kaldıkça fidan dikmenin sana iyi geldiğini fark ediyor. Ve kasabanın birçok yerine fidan dikiyorsun. Yalnızlık hissettiğinde bu duyguyu doğayla, ağaçlarla gidermeye çalışıyorsun. Fidan dikerek doğayla bir aile bağı kurduğunu düşünür müsün? Evet, muhakkak. Yalnızlığa bir çare midir doğa? Evet, tabii ki. Büyük bir çaredir hem de. Peki diktiğin fidanları, ağaçları evlat gibi görür müsün? Çoğunlukla çocukların gibi. Tabii ki görürüz. Zaman içerisinde kasabanın cami inşaatında gönüllü olarak çalışan adam gönüllü. Gönüllüsün sen. Ustalara ücretsiz yemek sağlanması için girişimlerde bulunuyorsun. İyiliğin ve yardımseverliğin herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Yalnızlık duygusunu gidermek için sık sık mezarlıklara gidip tanımadığın insanların mezarlarına fidan dikmeye başlıyorsun. Bir anlamda tanımadığın ve artık yaşamayan insanlarla da bir bağ kuruyorsun. Tıpkı burada olmayan annen baban gibi. Aile kurmayı neden tercih etmedin? Gerçi biraz dedik ki yani hani kendisine bakamıyor, nasıl bir ailesi olacak, onun için yapamıyor falan dedik ama orada ekleyeceğin bir şey var mı? Neden bir aile değil de ağaçlar? Yani bunlar... Ya da mezarlıklara gidip oralara fidan dikmek. Annesini babasını küçük yaşta kaybeden bir çocuk, çocuğun ölülerle kurduğu ilişki bambaşka olabilir. Ya da mezarları, ölüleri de yalnız olarak düşünüyor. Ya da belki öyle bir o annesinin babasının yanında olmadığı için annesinin babasını dediğin gibi yalnız hissediyor olabilir. Bunu da yok etmenin en iyi yolunun başka bir canı ona hediye etmek olduğunu düşünüyor olabilir. Evet. Ağaçlandırma faaliyetleri seni mutlu edince işi büyütüyor ve 400'den fazla fidan dikiyorsun. Her gün ellerinle bidonlarla kilometrelerce yürüyerek kendin veya başkaları tarafından dikilmiş fidanlara su taşıyorsun. Bir ömür boyunca yalnızlığını doğa ve ağaçlarla giderebilir misin yalnızlığı? Bu bir yol mudur sence? Yollardan biri olabilir tabii ama tabii o ağaçlar ve fidanlar aracılığıyla bir sürü insan da... Sebepleniyor mu dolaylı olarak? Tabii sebeplenip seninle başka türden bir ilişki kurabilir. Bizim hep ilişkilerimiz şey ya, bilebildiğimiz bütün ilişkiler böyle korteksten kortekseymiş gibi yani. Aslında...
bir sürü değişik çeşit ilişki kurma biçimi var. Diktiğin ağaçların sana verdiği manevi huzurla mutlu oluyor ve kimsesizliğini hissetmiyorsun. Doğadaki faaliyetlerin ve yardımseverliğin sana farklı yollar da açıyor ve bir müddet sonra temada gönüllü olarak çalışmaya başlıyorsun. Fidan dikmeye ve ağaç sulamaya giderken etraftaki sokak hayvanları dikkatini çekiyor. Suya, yiyeceğe ve zaman zaman tıbbi yardıma muhtaç hayvanların olduğunu da fark ediyorsun. Bayağı gönüllü. Bu artık yani. Böyle demek ki. Müthiş. Evet, sokak hayvanları için bir şeyler yapmak ister miydin? Ara ara yapıyorumdur zaten. Zaten bu farkındalık. Yani hatta her an yapıyorumdur. Yani imkanlar da kısıtlı ama. İşte kısıtlı olan imkanları evlilik gibi bir şeye yapmamak için. Yetmediğine göre evet buralara belki. Ya baksana bir sürü bir şey yapıyor asıl yapıyorum ben. Durmadan bir şeyler durmadan yapıyor. Bir şey yapıyorum ve diyorum ki evliliği yani ben geçinemem evlenirsem. E geçinemezsin tabii. Sokaklarda dolaşırken çöpe ve etrafa atılmış ekmekleri topluyor. Bütçen el verdiğince aldığın taze ekmeklerle karıştırıp sokak hayvanlarına veriyorsun. Özellikle kış aylarında şartlar daha zorlaştığında kapı kapı dolaşarak esnafın yardımlarıyla topladığın et, buğday, sebze ve mısırla yemekler üretip yetişebildiğin bütün hayvanlara onları götürüyorsun. Şu anda 75 yaşındasın ve 35 yıldır ağaçlara ve sokak hayvanlarına evladı gibi bakan seni senle tanıştırayım mı? Allah bana uzun ömür versin tanıştır abi. Geliyor efendim. Sabri Akyıl. Evet. Evet, böyle insanlar var. Neyse ki böyle insanlar da var. Sabri Bey kendisiyle yapılan bir röportajda şöyle demiş. Ağaçlar benim evladım. Ağlayacağım zaman gelir bir ağacın altında ağlarım. Benim annem babam yok. Şimdiye kadar hiç hastalık geçirmedim. Niye hiç hastalanmıyorum? Allah yavrularımın sayesinde bana bir hastalık vermedi. Kedi, köpek ve kuşlar yiyecek bulmakta bir hayli zor güçlük çekiyor. Onların dili ağzı yok. Atacağımız yiyecekleri onlar için değerlendirelim. Bizim gibi onların da yaşamaya hakları var. Ölünceye kadar sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğim demiş. Sabri Baba, seçtiğim bu hayattan memnun musun? Çok. Hepsini tanıyor musun? Tabii. İsimleri de vardır onların, Allah bilir. Tabii. Kendince. Peki geriye dönmek mümkün olsaydı bir ailen olmasını ister miydin? Yo, ailem var zaten. Bu kadar geniş aileden sonra. Evet, peki. Baban annen hayatta olsalardı nasıl bir yaşamın olurdu? Bilmem. Bilmemden öte artık, ne fark eder artık ki? Ne fark eder ki? Ne fark eder ki? Ne fark eder ki? Peki. Teşekkür ediyoruz. Kendisine uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Daha nice 75 yılları ola. Allah kalabalığını eksik etmesin. Yalnız eyvallah. Değil. Evet, peki. Hoşça kal Sabri Akyıl. Peki dönelim. Yalnızlık ne ifade ediyor? Bir daha sorayım mı? Tabii. Baştaki gibi misin hala? Bir kere bu müthiş bir hikaye. Yani gerçekten müthiş bir hikaye. Yalnızlık galiba evrenin birliğini ve tekliğini keşfedinceye kadar çektiğimiz bir cereme, bir meşakkat. Öyle yorumlayabiliriz. Yani yalnız olmadığımızı bilinceye kadar geçirdiğimiz bedel, ödediğimiz bedel yalnızlık duygusu gibi. Ama bunda zorunlu şeylerden bahsetmiyorum. Bir yatağa hapsolmaktan Allah korusun. Ya da işte bir yere bir zulümle, işte bir akraba zulmüyle, bilmem ne zulmüyle, o zulümle, bu zulümle kapatılmaktan, yalıtılmaktan falan bahsetmiyorum. Normal sayılabilecek, sağlıklı, yani birinin 8 yaşında ve 11 yaşında ebeveynlerini kaybetmesi de hani normal sayılabilecek bir düzlem ya. Evet. Hani yani normal değil de işte hayatın yani bir işte, parçası. Evet, hayatın parçası sayılabilecek. Bazen kaçınılmaz, evet. Peki... Sormama izin verirsem. Lütfen.
Kabristan ziyaretleri hakkında ne düşünüyorsun? Sen mezarlıklara gider misin? Benim özel ilgi alanım mezarlıkla ulaşmaktır. Biraz açar mısın? yani bir yakınının olmadığı, yatmadığı, aslında evet, tanımadığın, evet, hiç tanıdığın birilerinin olmadığı mezarlıklara da mı gidiyorsun? Evet. Neden? Ben çocuktum, izciydim. Otostopla biz Kızılcahamam'a gidiyorduk çocukken, 15 yaşındayken. Son ayrımda da Çamlıdere diye bir ayrım vardı. Bir mezarlık vardı ve orada bir ampul yanardı. İzciyken bütün arkadaşlarım ve ben çok korkardık o mezarlıktan, orada otostop çekmekten. Ama Türkiye çok güvenli bir yerdi. Ben yılda 52 hafta var, 52 kampım var. Dünya güvenli bir yerdi. Evet, dünya hala da öyle. Bazı bilgiler karıştı, neyse o öze döneriz yeniden. O mezarlık çok önemli benim hayatımda. Çünkü kimsenin olmadığı bir gece ben oraya gittim. Çünkü artık bu korkuyla... Kaç yaşında? 15. Tek başına Çamlıdere tarafı, evet, yol üstündeki, evet, mezarlığa gittim. Aynen. Ankara'dan bahsediyorum. Ankara'da. Sonra da Karşıyaka mezarlığına gitmeye başladım Ankara'da. Neydi seni oraya çeken şey? Abi o kadar korktum ki bunu çözmem lazımdı. Yani yani çok korkuyordum yani. Çünkü gece özellikle. Anlatılanlar, konuşulanlar, kulağında kalan şeyler tabii, falan. Tabii. Küçüklükten kalma. Yani, yapay korku şeyleri. Yapay korku şeyleri, uyaranları. Sokma akıllar diyelim. Aynen öyle. Ve bir perde oluşturuyor. Hani sen o artık bir süre sonra anlatılan en absürt hikaye bile inanıyorsun. Yani diyelim ki anlatılan absürt hikaye o gerçeklikle yaşanıyor olsa, bunu anlatabilecek birinin var olabilmesi için hayatta olması lazım, değil mi? Filan türünde bir matematik geliştirip ya en fazla ne olabilir? Aşabildin mi korkunu? Tabii tabii. Sonra mezarlıkları keşfetmeye başladım. Yani bunun bir kültür olduğunu, insanların vedalaşma kültürünün böyle yaşandığını, işte bu vedalaşma kültürünün yaşantıya ilişkin bize bir sürü bilgi verdiğini, ipucu verdiğini fark ettim. Ve şehirlerin, büyük şehirlerin en yeşil yerlerinin mezarlıklar olduğunu, bir sürü yurt dışına gitme şansım oldu meslek icabı. İşte sen de gitmişsindir. Moskova'ya, Amsterdam'a, işte Londra'ya gittim. Yaşadığım yerler bunlar benim, Rusya dışındaki yerler. İşte bir sürü şehir, Balkanlar, Bulgaristan ve hepsi birbirinden farklı ama çok benzer duygular taşıdığını. Hatta resmi dini olmayan yerlerin bile bir dönem çok benzer bir vedalaşma duygusunu hatırlattı ve o vedaya duydukları saygıyı gösteren yerler olduğunu keşfettim. Aslında insanın kendisiyle baş başa kalabileceği çok az mekan var metropollerde, şehir tabii, yaşantısının içinde. Hatta kırsalda bile, bir kasabada, evet, köyde yaşarken de mezarlıklar genelde insanın kendisiyle baş başa kalabilmesi için müsait yerler. Bir de inançlarımız açısından da zarar verilmeyen, yani tabii ki, bazı manyakları saymazsak, mezar taşı kıran falan sapkınları, ama saygının, sevginin bir şekilde yerleşik olduğu yerlerdir mezarlıklar. O yüzden de yeşiline de dokunulmaz. O yüzden yeşil de kalıyor. Mesela abi Galata'da bir tane Mevlevihane var. Mevlevihane var, evet. Yani Mevlevi değilim ama çok saygı duyduğum bir şey, sistemi. Hepsine saygı duyuyoruz. Hepsine saygı duyuyoruz zaten ama hani çok da bazı şeyleri de çok benim çok hoşuma gider. Mesela Susmuşlar yeri yazar orada mezarlığın üstünde. Yani artık bu dünyada insan ağzıyla konuşamayacak durumda olanların yeri. Bu çok güzel bir bilgi. Bu Anadolu bilgisi. Bunu bir daha söyle. Susmuşlar yeri. Susmuşlar yeri. Yani o susmuşlar yerini dünyanın her tarafına dolaşmak zevklidir ve bir sürü korku yaşmamıza da neden olur. Kendimizle ilgili, ölümle ilgili. Ben buna gene bence komik bir hikaye. Bu Çamlıhemşin'de yaşadım onu da. Dikkaya Köyü. Ben Fahri Dikkaya Köyü üyesiyim. Beni köylerine şey yaptılar, üye ettiler. Mustafa abim var orada. Onun iki tane çocukları vardı. Ya ev burası, mezarı dedenin mezarı yemiş, burası. Dedim Mustafa abi mezarın etrafında dolaşıyor. Ev yabancı değil ki, dedeler öde dedi yani. Anlatıp ne yani? Bu kadar bununla barışık. O çocuk işte 10 yaşından itibaren dedesinin etrafında kovalamaca oynuyor. Ve bir gün gideceği yerin orası olduğunu biliyor. Şimdi bu çok müthiş bir bilinç düzeyi aslında. Bir anlamda işte kabullenme, normalleştirmenin makul ölçüde gerçekleşmiş hali diyebiliriz. Ya da zaten normal olan ve kabullenilesi olan şeyin artık anormal olarak karşılanmayacağı. Tan çıkmış olması, evet.
7 yaşında babanı, 11 yaşında anneni kaybettin. Anne ve babasız hayata başlamak ve devam ettirmek nasıl bir süreç? Sana en yakın olanların yanımda olmasını istersin büyürken. Yokla. Yapacak bir şey. 20'li yaşlarındasın şimdi. Bir aile kurmayı düşünür müsün mesela, böyle büyümüş bir çocuk olarak? İşi tamamlayabilmek ve yoksul kaldığın şeyi yaşayabilmek için bunu yaparsın. Fidan dikerek doğayla bir aile bağ kurduğunu düşünür müsün? Muhakkak. Yalnızlığa bir çare midir doğa? Evet, tabii ki. Büyük bir çare bilemiyorum. Sokak hayvanları için bir şeyler yapmak ister miydin? Ara ara yapıyorumdur zaten. Zaten bu farkındalık. Yani hatta her an yapıyorumdur. Atacağımız yiyecekleri onlar için değerlendirelim. Bizim gibi onların da yaşamaya hakları var. Ölünceye kadar sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğim demiş. Peki kimlik kelimesinden ne anlıyoruz kimlik deyince? Bilmem, 3-4 boyutlu bir şey. Üst kimlik, alt kimlik, neler var neler. Peki sen kimlik deyince ne geliyor aklına? İlk onu söyle bana. Kimlik kartı geliyor, çok düz. Güzel bir yerden. Tamam, çok düz bir yerden hemen devam ediyorum. Bak, 2001 yılında Elazığ'da doğdun. Bir ablan var. Anne ve baban arasındaki geçimsizlik senin doğumundan sonra artıyor. Aralarındaki geçimsizlik ve iletişim eksikliği sebebiyle bir türlü zaman ayırıp seni nüfusa kaydedemiyorlar. Kaydettiremiyorlar. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz mı? Ne gelecek oraya doğru gidecek emin ol. Sen bir yaşına geldiğinde annen ve baban ayrılıyor. Sen babanla kalıyorsun. Ve anneni hiç göremeden büyüyorsun. Annesiz büyümek sende bir eksikliğe sebep oldu mu? Nedir onlar? Çok eksikliğe sebep olmuştur tabii. Anne yani. Karnında büyüdüğün şey, başka bir yerde yaşarken sen başka bir yerde yaşıyor olman. Başkalarının annesiyle kurduğu ilişkiyi gözlemliyor olabilmen. İşte bu arada baban var, hani onunla kurduğun ilişki, her şey değişmiştir. Topraktan alınıp vazoya koyulmuş gibi değil mi? Tabii aynen öyle. Kopartılıp. Okul zamanı geldiğinde nüfusa kayıtlı olmadığın için okula da gidemiyorsun. Okuma ve yazmayı çevrendeki insanların yardımıyla kendi kendine öğreniyorsun. 15 yaşına geldiğinde artık bu sorunu çözmek için bir adım atmak istiyorsun. Kimlikli olmak ile kimliksiz olmak arasındaki fark nedir? Kimliksiz olmak sana hayallerini kaybettirir mi? Ya da hayallerinden uzaklaştırır mı diye soralım. Basbayağı senin tarifinden giden bir kimlik meselesi bu yani. Kayıtlı olmamak. Kayıda yani daha 15 olmak. Yaşında kayıtlı olmamanın avantajlarını gözetecek durumda olamaz ki insan. Okula gidemezsin, mezun olamazsın, işe giremezsin, efendime söyleyeyim, evlenemezsin. Yani hep her şeyi gayri resmi yaşıyor olman lazım. Çünkü resmi olan bir hayat var. Avantajları mı var ki arada öyle söyledin? Ne avantajı var kimliksiz olmanın? Kayıt dışılık mı? Tabii hem kayıt. O mu ilgini çekti arada? Tabii. Kirli, senin kafan kirli. Çok pisim değil mi? Okuldan yırtmak istiyorsun. Bir kirlilik var orada. Yani itiraf et. Bir sürü bir şey var abi. Yok yani. Ama burada somut olarak aynen söylediğin gibi okula gidememek falan, bunlar ağır şeyler. Elazığ İl Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyorsun. Senden istenen bir takım belgeleri temin ediyorsun. Ne isterlerse yapıyor. Her evrakı eksiksiz teslim ediyorsun. Bu arada sana tıbbi tetkikler, kemik testleri de yapılıyor. Sürekli olarak Ankara'da resmi makamlarda makamlardan yazışma beklediklerini söylüyorlar. Bugün yarın derken o belgeler bir türlü gelmiyor. Kimlik belgen olmadığı için yaşadığın durumlar ve sıkıntılar seni nasıl etkiliyor? Yaşta büyüdü. Olumsuz etkiliyor tabii canım, ama bir an önce halletsinler şu konuyu. Ablanla beraber İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz. Kalkıp durumunu anlatıp bir çözüm bulunmasını istesen de yapabilecekleri fazla bir şey olmadığını söylüyorlar. Ayrıca kayıt işlemlerin için o güne kadar hiç görmediğin annenin de gelmesi gerektiğini belirtiyor. Anneni hiç görmemişsin. Çocuklukta ayrılmıştın, babayla kalmıştın ya. İlla ki anneyi istiyorlar oraya. Uzun bir arayıştan sonra annene ulaşıyorsun. Yani neredeyse çocukluğuna geri döneceksin yani. Tabii giderek azinesine doğru gidiyor. Evet, ancak bir türlü gelemiyor anne. Kısa bir süre sonra ise maalesef annenin gelemeden vefat ettiğini ettiği haberini alıyorsun. Hiç görmediğin annenin vefatını öğrenmek nasıl bir duygu bir kere bunun içinde peşinde koşarken? Ve kimliği alamazsan ne olacak? Yani herhalde ilk hissedeceğin şey, keşke şu kimlik işiyle 15 yaşında ilgilenseydim, annem ölmeden belki tanırdım olurdu. Peki kimliğini alamazsan ne olacak demiştim, ne olacak şimdi? Alırım ya.
Alırım mı diyorsun? Alırım abi. Peki. Nüfusa kayıtlı olmadığı için askere de alınamıyor. Rahatsızlanınca hastanede tedavi olamıyor. Of. Uzak bir yere seyahat edemiyorsun, onu sen de tespit etmiştin. Hayat şartları yüzünden Elazığ'da eğlence mekanlarında şarkı söylemeye başlıyorsun. İl sınırları için. Çok iyi. Sesin beğeniliyor ve farklı şehirlerden turne teklifleri alıyorsun. Ancak kimliğin olmadığı için yola dahi çıkamıyorsun. Karşılaşabileceğin herhangi bir kimlik kontrolünde her şeye sil baştan başlamak durumunda kalıyor ve aynı sıkıntıları yaşıyorsun. Gelecekte belki ünlü biri olabilecektin. Hani sesinle bir şey yapabilecek durumdasın ama kimliğinin olmaması buna da engel. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim abi, kimliği almam lazım. Perişanım, ona devam. Yani, perişanlığım devam ediyor diyorsun. Yani Ankara'ya gideyim, bakanlıklara falan bir başvuruda bulunayım. Hayat böyle mi geçecek? Yok abi, o kimliği alır bu adam yani. Ya yok. Kaç alacak. Yaşın geldi adam. Alacağım. Alacağım diyorsun ya. Alacak tabii canım. Dur bakalım alabilecek misin? Nüfus idaresine tekrar başvurduğunda babanla birlikte DNA testi yaptırman gerektiğini öğreniyorsun. Fakat test için gereken ücreti de toparlayamıyorsunuz. Bir müddet sonra evlenmek istiyorsun. Sevdiğin kadının ailesi seninle ilgili araştırma yapmak istediğinde hiçbir bilgiye ulaşamıyor. Şahane. Aile de haklı olarak sadece senin ifadenle değil de bir şeyleri de bir sorup şey yapmak istiyorlar. Kayıt yok hakkında. Abi gülüyoruz ama ne acı şey ya. Evet, diğer olaylardan sonra biraz daha gülümseyerek konuşabilirim. Tabii ki acı, çok çok zor bir iş. Hani ölen yok, kalan yok, evet. Şu ana kadar bir kimliksizlik. Ama bazen yani ölüm kadar, Allah korusun, zor bir şey. Sevdiğin kızın ailesine kimliğin olmadığını inandırmak için ne yaparsın? Nasıl kimliğin yok? Evladım, ne diyeceksin? Ne demek kimliğin? Bütün yok? Hikayeyi anlatırım baştan. Vermediler işte, ne yapayım yani? Bir kimliğin yok ama bizim kızı istiyorsun. Ama yani kimlik yaşamıyor ki, ben yaşıyorum ya bu arada. Nasıl verelim, sen nasıl evleneceksin? Kimliğin yok. İşte çıkartmaya uğraşıyoruz. Ne zaman çıkar? Büyüklerimiz biliyor onu, ben bilmiyorum. Yani. Devlet. Devlet peki. Büyükleri biliyor. Durumunu anlatarak onları ikna ediyorsun. Ne de çok iyi insan da var. Kızı verecekler kimliksiz adama. Ancak kimliğin olmadığı için nikah dairesine gidip evlenmeniz mümkün değil. Tabii. Verdiler ama. İşte demin onu söylüyordum. Mecburen sadece... Dini nikah kıyılıyorsunuz. Dini nikah kıyıyorsunuz. Kimliksiz yaşama daha ne kadar katlanabilirsin sorayım. Fena da değilsin evlendin de. Sen... Ya yok abi, katlanırım ya. Gidelim şu işi işte. Halledelim ya. Nereye gidelim? Çocuğu olacak adamın. Ne, babasının adı ne yazacak? Bir çocuğun olduğunda çocuğun nüfus cüzdanını nasıl çıkartmayı düşünüyorsun diye soracaktım. Sen sorma, bana cevabını ver. Çünkü sen yoksun. Yoksun ki sen. Kimliksizsin. Kimliksizsin yani. Ya şimdi ne yani? Soruyor. Babasız nasıl çocuk olacak? Evet. Baba var da kimliği yok. Tamam işte, versinler kimliği. Paşam, bir oğlunuz oluyor. Hı-hı. Ancak hala nüfusa kayıt olamadığın için oğlunu kendine, yani kütüğüne kaydettiremiyorsun, üstüne alamıyorsun. Eşin oğlunuza kendi üzerinden kimlik çıkartabiliyor ancak. Neyse, o da öyle yani. Anneden tamam. Hareketle. Bir süre sonra eşinle anlaşamıyor ve yollarınızı ayırıyorsunuz. Resmi nikahınızda olmadığı için ayrıldıktan sonra oğlunun üzerinde bir hak iddia edemiyorsun. Geldiği noktaya bak işin. Evladının öz babası olduğunu hiçbir şekilde ispat edemiyorsun. DNA da alamıyorsun, paran yetmiyor. Canım, sokaktan her benim dediğin çocuk için DNA verip de sonuç alamıyorsun. Yani yok diyorlar, sen... Evladının babası olduğunu belgeleyememek sana ne hissettiriyor? Ya artık yani bıçak kemiğe dayanmıştır abi. Gitsin bakanlığa yatsın kalksın, bir şey yapsın adamcağız. Bakanlığın kapısına mı yatsın? Evet ya, İçişleri Bakanı mı? Kim yani bu işle ilgili olan... Gitsin canım yani adam. Çocuğun geleceği hakkında endişeli misin? Tabii ki endişelisin ha. Bu kısmetsizle tanışalım mı? Tanışalım ya. Ne olmuş? Almış mı kimliği? Dur bakalım. Geliyor efendim. Hazar Eprem. Elazığ'da yaşayan Hazar Eprem 21 yıldır hayatını kimliksiz sürdürüyor, bugün de.
Aziz Nesin'in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz kitabındaki gibi genç adam 21 yıldır varlığını kanıtlamak için uğraşıyor. Bir türlü kimliği çıkarılamayan Hazar mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden bugün hala şu an itibariyle yardım ve ilgi bekliyor. Normal bir vatandaş gibi yaşayamamak Hazar seni nasıl etkiliyor? Birisi bana yardımcı olsun, benim çoluğum çocuğum var. Ne çocuğum benim olduğunu ispatlayabiliyorum, ne ona gelecek sunabiliyorum. Ne? Bir aidiyetin yok, sisteme dahil değilsin. Yani askerlikse gidelim yapalım, ne istiyorsanız yapalım. Vergi veremiyorum. Hah, güzel bir şey söyledin. Vergimi veremiyorum, verin kimliğimi de vergimi işte. Vereyim de yani. Vergimi ver, vergi vermek istiyorum ben. Hazar'ı tabii yani... Tabii ben Hazar adına Hazar'ı anlamaya çok yakınız. Tabii tabii. Yani Hazar'ı anlamaya çok yakınız. Biraz gülümseyerek söylememizin nedeni biraz da Aziz Nesin'in şeyinden dolayı. Yaşar ne yaşar ne yaşamazından dolayı da biraz gülümsüyoruz. Çok zor bir durum gerçekten de. Bir an önce kimliğine kavuşmasını diliyoruz. Kesinlikle abi Hazar'ın. Peki sana birkaç şey sorabilir miyim? Tansel Bey buradalar mı? Buradayım abi ya. Buradasın. Şimdi bir daha bir kimlik nedir ne değildir diye bir başa dönüp sorayım mı sana? Sor abi sor. Sordum gitti. Yani. Kimlik? Resmi olarak yaşadığını ispatlamanın yöntemi be abi yani. En önemlisi oymuş değil mi? Ve bir sürü i̇şte prosedürü ona, yerine ona getirecek. Ona sahip olunca da bu şey. Sefer öteki kimlikler, alt kimlikler, üst kimlikler tabii. Falan sökün ediyor. Kimlik meselesi insanın en büyük problemlerinden evet. Birisi hep her birimiz için evet. Her zaman öyle kalacak. Her tür kimlik evet. Evet. Senin ailende de farklı kökenlerden gelen insanlar var. Var evet. Var. Bu durum seni herhangi bir şekilde etkiledi mi? Biraz aileni anlatır mısın bize? İster misin? Duymak yani babaannemin yani. Selanik'ten geldiğini biliyordum biliyoruz. Küçükken. Ölmeden birkaç zaman önce, belki yıl bile yoktur, birkaç ay önce diyeyim hadi ona. Tam hatırlamıyorum, belki de bir yıl öncedir filan. Radyoda çalan bir Gypsy, Greeks Gypsy diye bir albüm vardır hala. Yani güzel de albümdür. Ondan bir şarkı vardı, sonra Candan Erçetin de söyledi onu, Türkçesini. Onu dinlerken babaannemin suratına bir şey fark ettim. Gözler doldu falan. Bir şey hatırladı belli ki. Sonra onunla Selanik üstüne orada konuşmaya başladık. Ama o zamana kadar mesela benim hayatımda Selanik'in yeri Atatürk'ün doğduğu yerdi. Selanik'le olma durumu babaannem vefat etmeden önce bende açığa çıktı. Ve bu duyguyu çok sevdim. Gözlerimin renginin oradan geldiğini, çünkü babaannemden geliyor. Efendim, Selanik denilen yerin mitolojide bile çok önemli olduğunu, askerlerinin Roma döneminde işte kırmızı fırça taktıklarını, Arkadya askerleri onlar falan, öğrendikçe filan böyle kendimi daha çok hiç göremediğim Selanik'e ait hissetmeye başladım. Ha, ben soracaktım yani biraz aidiyet konusuna düştü. Biraz babaannemden ötürü oraya doğru gidiyor mu? Sadece babaannemden ötürü değil, içsel bir hisle Tuna'nın öbür tarafından çok etkilendiğimi düşünüyorum. Candan Erçetin şarkısı sende de aynı şey efekti yaptı mı? Tabii ben... İçsel bir şey yani, böyle bir içeriden bir tanıdıklık. Abi bir şey. Balkan'la ilgili... Genetik hafıza dediğim şey. Evet, Balkan'la ilgili her şey bende çok tanıdık ya. Yani... Candan da zaten biliyorsun. Evet, evet bilmez mi? Evet. Yani çok çok tanıdık geliyor ve hani bu bilgilerin... Öğrenilebilir bilgiler var, hatırlanabilir bilgiler var. Yani senin yaşamadığın zamana ilişkin bilgileri öğrenebilirsin, hatırlayabilirsin. Mesela toprağı biçmek öyle bir şeydir ya da toprağı sürmek. Nereden hatırladığını bilmeden hem de, değil mi? Evet, artık bununla ilgilenecek yaşta da değilim. Yani 15-16 yaşında bunun peşine düşebilirdim ama 40'ı geçince insan böyle bir şeyin acaba nereden demiyor. Sevdiği şeyle emal olmak istiyor. Artık yani. Sen problemlerine aitsin. Annesiz büyümek sende bir eksikliğe sebep oldu mu? Nedir onlar? Çok eksikliğe sebep olmuştur tabii. Anne yani. Kimliksiz olmak sana hayallerini kaybettirir mi? Kayıda yani daha 15 olmak. Yaşında kayıtlı olmamanın avantajlarını gözetecek durumda olamaz ki insan. Hiç görmediğin annenin vefatını öğrenmek nasıl bir duygu? Yani herhalde ilk hissedeceğin şey, keşke şu kimlik işiyle 15 yaşında ilgilenseydim, annem ölmeden belki tanırdım o durumu. Gelecekte belki ünlü biri olabilecektin. Hani sesinle bir şey yapabilecek durumdasın ama kimliğinin olmaması buna da engel. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim abi, kimliği almam lazım. Perişanım, ona devam. Yani, perişanlığım devam ediyor diyorsun. Yani Ankara'ya gideyim, bakanlıklara falan bir başvuruda bulunayım. Evladının babası olduğunu belgeleyebilirsin.
diyememek sana ne hissettiriyor? Ya artık yani bıçak deliğe için... dayanmıştır abi. Gitsin bakanlığa yatsın kalksın bir şey yapsın adamcağız. Bir türlü kimliği çıkarılamayan Hazar mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden bugün hala şu an itibariyle yardım ve ilgi bekliyor. Bu hikayede seninle biraz geçmişe gideceğiz. 28 Şubat 1926'da Erzurum'da doğdun. Yani geçtiğimiz yüzyılın ilk çeyreği. Bir abim var. Sen 2 yaşındayken baban bir rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetmiş. 1932'de annenle birlikte yollara düşüyorsunuz. Önce Konya'ya, oradan da eşyalarını doldurdukları kağınıyla Yalova'ya geliyorsunuz. Orada geçen bir sürenin ardından yatak, yorgan, kapkacak ne varsa sırtınıza yükleyip vapurla İstanbul'a geliyorsunuz. Fatih'teki eski konaklardan birinin 2 odasına kiracı olarak yerleşiyorsunuz annecikle birlikte. Doğduğun yerden çok farklı, çok yabancı bir şehirde çocuk olmak nasıl bir duygu? Buradan başlayalım. Hem biraz merak uyandırıcı, hem her şeyi bilmek zorunda yani öğrenmeye açık ama bunu da çok da çaktırmadan yapmak zorunda olduğum bir duygu. Çünkü çocuklar birbiri arasında çok acımasızdır yani. Tedirgin bir çocuk. Evet, tedirgin ama bir yandan da dünyanın en güzel şehirlerinden birindesin yani. Evet. Şimdilik en güzeli. Bu yaşa kadar gördüğümüz. Benim için hala en güzeli. Vallahi galiba hepimiz için öyle bir anı. Evet. Ancak 8 yaşına geldiğinde ilkokula başlayabiliyorsun. Fakat yoksulluktan okula devam edemiyorsun. Hmm. 11 yaşında mecburen okulu bırakıp bir bakkalda çırak olarak çalışmaya başlıyorsun. Kazandığın para, eline geçen para elbette yetmiyor aileni geçindirmek için. Dolayısıyla hamallık da yapmaya başlıyorsun ek iş olarak, ikisi bir arada. O günlerde Eminönü'nde baharatçılık yapan bir adamla tanışıyorsun. Eminönü'nde zaten baharatçı, o yıllarda baharatçıyla tanışabilirsin. Seni himayesine alıyor ve gece okuluna yazdırıyor. Gündüz yoğun çalışıp gece okula gitmek sana zor gelmeyecek mi? Gerçekten okumak istiyor musun? Zor gelmeyecek, gerçekten okumak ister. Sen zora doğmuşsun zaten. Yani baksana maceraya. Evet. Erzurum'dan oraya, Yalova'dan oraya. Konya, Yalova. Evet. Hayat şartları ve sürekli mücadele etmek zorunda kaldığından biraz agresif ve sert bir gençsin. Normal. Tanıştığın ve sana destek olan o adam sürekli kavga ettiğin için seni Beyoğlu Spor Kulübü'ne götürüyor. Evet. Oradaki eğitmenlerden seni ne yapmalarını istiyor? Boksör. Kısa sürede boksta çok büyük başarı elde ediyorsun. 1947'de İstanbul'da birincilik, hemen ardından Türkiye ikinciliği kazanıyorsun. Türkiye ağır siklet boks şampiyonu ile yaptığın müsabakada çene kemiğin kırılınca boksu bırakıyor ve can kurtaran da bir lastik fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlıyorsun. Türkiye ikinciliği kazanmışken boksu bırakmak zorunda kalınca ne hissedersin? Bu bir. Belki de hayatının bu spor sayesinde olumlu bir yönde ilerleme ihtimali oradan dönüp işçiliğe evriliyor. Bu seni nasıl etkiliyor? Çok moral bozucu olur tabii. Evet, bu işte iyi bildiğim bir şey. Yani tabii. Nasıl bırakıldığını, çenenin kırılmasının ne demek olduğunu. Çünkü çene iyileşince devam edebileceğin bir şey değil mi boks? Hele o yıllarda. Yok. Bütün kutsal metinlerde cana saygı duyulması gerektiğinin temelinin ne olduğunu düşündürtür boks, biliyor musun abi? Biliyorum abi. Yani pardon, yani sesli düşündüm, kusura bakma. Çünkü... Hayır, neden biliyorum? Yani boks yaptığım için biliyorum. Eyvallah. Yani bir arkadaşım Caner Gezener bir şiir yazmıştı biz böyle ilk gençliğimizde. Hepimiz yürüyen kan torbalarıyız diyordu şiirde. O beni çok etkilemişti, bakış açısı. Biz çok kırılgan bir varlığız. Ve bir tek yumrukla felç olabilirsin. Bir torba nasıl kolayca yırtılıyorsa, değil mi? Evet. Yani tek bir yumruk yerine vurmasını bilen kişi seni dakikalığına da uyutabilir. Beklemediğin yerden gelen bir. Aynen öyle. Ve sen hayatta bu felci yaşamamak için mesela boks yaparsın ve kendi içinin bu potansiyelini eritmek için. Bir başka arkadaşım da şey demişti, sen bu kadar boks yapıyorsun, içindeki şeytanı mı dövüyorsun demişti. Ben demişim bunu senden alıyorum, şimdi patentini ben kullanacağım. Hı-hı. Evet, ben boks yapmamın tek sebebi içimdeki şeytanı dövmek. Çünkü benim zarar verici potansiyelimi biliyorum ben. Bunu yok etmemin tek yolu
bunu yoğurmak. Yoğurmak, evet. Ve ben aynı... de onu söyleyecektim. Yok etmek mi, yoğurmak mı? Yoğurmak. Çünkü kolay yok olmuyor biliyorum. Aynı tehditle, ama yorabilirsin. Evet, aynı tehditle karşı karşıya kaldığın zaman bu da mertlik oluyor. Doğru. Çünkü yani namert bir durum yok. Ben avantajlı durumda olayım değil. Evet. Kısa bir süre sonra çalıştığım fabrikanın yakınlarında büyük bir film seti kuruluyor. Çekim günlerce sürüyor. Maliyeli de durumdan oldukça hoşnut. Ekip çalışmaya başlayınca ocakta yemeği olan kadınlar, işi asanlar, okulu kıran çocuklar hepsi gidip çekim izliyorlar. Sen de işten kaytaran gençler arasındasın. Çekimler esnasında mahalledeki serserilerin, öyle denmez ya, serseri demeyelim, ne diyelim? Bıçkınlar diyelim mi? Tabii tabii. Küçük bıçkınlar, genç bıçkınlar. Mahalle bitirimlerinin değil. Mahalle bitirimleri, evet, bıçkınlar. Set çalışanlarına musallat oluyorlar. Onun üzerine bir olay çıkıyor aralarında. Bizim çok rastladığımız bir şeydir, biliyorsun. Sen de bilirsin. Sen bokstan dolayı antrenmanlı olduğun için bıçkınları hemen bertaraf ediyorsun. Olayın ardından da filmdeki bir kavga sahnesinde oynar mısın diyorlar sana, rol teklif ediyorlar. Şimdi hiç beklemediğim bir anda biraz da o sertliğin, kavgacılığın, kolay girmen, ateşin nedeniyle filmden teklif almak sana ne düşündürür? Oo, ne düşündürecek? Yemede ya? Yanında yatıyorsun. Göbek atarsın. Hayatım bu, dayak yemekle geçiyor yani, evet. Çeneyi kaybetmişsin, bak başka bir şey kazanıyorsun. Bu senin için yeni bir yol, yeni bir adım olabilir mi? Niye olmasın? En iyi bildiğim şeyi yapıyorum bir de yani. Evet, en kolay yaptığım şey mi diyorsun? Kendimi yormak. İçimdeki şeytanı tabii yormak. Bu filmde sana da bir rol veriliyor ve kavgacı birini canlandırıyorsun. Rolüne ve karakterine, tipine diyelim, hemen karakter demişiz de biz burada, o tiptir herhalde daha. O kadar iyi adapte oluyorsun ki oyunculuğun başta yönetmen olmak üzere herkesi hayrete düşürüyor. Bu filmde rol aldıktan sonra fabrikadaki işini bırakıyor ve yavaş yavaş başka filmlerde rol almayı kovalamaya başlıyorsun. Yaklaşık 10 filmde rol aldıktan sonra ünlü bir yönetmen... nin önemli bir filminde kötü bir karakteri canlandırıyorsun. Fakat ne canlandırmaysa adeta o karakteri yaşıyor ve izleyen herkeste derin bir etki bırakıyorsun. Sinemada mutlu ve başarılı olabileceğini düşünür müsün? Galiba en çok bunu düşünürsün. Başka bir şey düşünemezsin ki. Tabii yani. Tamam, bu ikimizin de rahat rahat duramayacağı bir konu. Ben de atlayacağım lafa belli ki. Peki aynı yıl oynadığın bir filmde zalim ve gaddar bir karakteri canlandırıyorsun. Bu karakter o kadar zalim ve kötü ki başkalarının varlıklarına sahip olabilmek için herkesi öldürüyor, hepsini öldürüyor. Film yayınlandıktan sonra bir Doğu ilinde gala yapılıyor. Biliyorsun o yıllarda uzak şehirlerde galalar falan yapılıyor. Sinemanın en canlı, en güzel eğlence olduğu yıllar. Şimdikinden daha şanslı yıllar. Film yayına girdikten sonra Doğu illerinde bir gala yapılıyor. Gösterimin ardından bütün oyuncular sahnede konuşma yapıyorlar. İşte bir selam melam. Sıra sana geldiğinde ortalık karışıyor. Sahneye şişeler, taşlar yağmaya başlıyor. Bu seyirciler sahneye çıkıp sana saldırıyor. Üstün başın kan revan. Sahnede böyle bir durumla karşılaşınca nasıl tepki verirsin? Filmdeki karakteri canlandırmamayı tercih eder miydin? Yok be, çok inanmışsınız derim ya. Bu kadar da inandın ya. Tam oyuncu cevabı. Sahnede bir an duruyor ve konuşmaya başlıyorsun. Atın atın. Bana çiçek ve ekmek atıyorsunuz diye seyirciyi selamlıyorsun. Bunun üzerine bütün salon seni ayakta alkışlamaya başlıyor. Oo. Oynadığım bu film kısa süre sonra Altın Portakal Film Festivali'nde sana en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü getiriyor. İzleyicilerin bu Görüldüğü üzere sadece ekmek ve çiçek atmıyorlar, ödül de atıyorlar. Ödül de gelmiş, evet evet. İzleyicilerin bu kadar antipatisini kazanan böyle bir karakter üzerinden ödül almak nasıl bir durum? Ne yapalım, fiziğimiz buna müsait yani. Ağır sikletle dövüştüğümüze göre ya ne alacaktık? Ödülü oynayarak almışım. Nasıl bir duygu? Taş gibi bir duygu. Harika yani. Tabii canım yani. Doğru. Boş ver, onlar teferruat. Gayet güzel. Kutlayalım yani. Filmlerden kazandığında yaşamak kolay olmadığı için bir öyle ödülle falan bir şey olmuyor biliyorsun. Eskiden de olmuyordu, şimdi de olmuyor. Yani o bir ekmeğe dönüşmüyor falan. Bir kahvehane açıyorsun. Ha, tamam. Bir müddet sonra tanıştığın bir hanımla evleniyorsun. Tekrar setlere dönüyorsun. Önce ikiz kızlarınız, sonra da oğlunuz doğuyor.
Ancak mutlu günler çok uzun sürmüyor. Eşin rahatsızlanıyor ve 1965'te arkasında ikisi 6 yaşında kızlar ve biri 3 yaşında 3 çocuk bırakarak oğlunu hayata veda ediyor. Eşini kaybetmek ve hayatta tek başına kalmak hayatını alt üst eder mi? Eder. Etmez olur mu? Çocuklarına tek başına bakabilecek misin? Oyunculuğu ve babalığı aynı anda yürütmek mümkün olur mu? Mecbur. Yapacak başka hiçbir şey yok. Yapabildiğin en iyi iş bu. Yani geçim sağlama umudunun olduğu en iyi iş bu. Yani fabrikaya kahve, dönsen kahve olacak. Kahvehanen de var ama. Ama yani sadece kahvehaneyle olmaz o iş. 3 tane çocuk nasıl olacak abi? Hamallık yaparak 10 tane çocuk büyüten insanlar var oğlum. Ama artık bir de şimdi sen artık ödül aldın, tanınıyorsun, yok iş imkanı. Geriye oluşur. Dönülmez bir şey var orada diyorsun. Abi yani olur mu? Yani ben hayatımda bir kere başvuruyordum sonra mesleği bıraktım falan diyen birini rastladın mı? Ben hiç rastlamadım. Bir iki kişi var sen de bilirsin neyse. Ama onlar kendi isteğiyle değildir o iş. Evet evet. artık çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyorsun. Çocukların senin için çok değerli. Uzun bir süre her şeyleriyle tek başına ilgileniyorsun. Hatta yurt dışından gelen oyunculuk tekliflerini falan geri çeviriyorsun. Eşinin vefatının ardından tanıştığın bir başka hanımla evleniyorsun. Bu evlilikten de bir kızın oluyor. Bir yandan ailenle ilgileniyor, bir yandan da yüzlerce filmde oynuyorsun. Zaman içinde rahatsızlıkların çıkmaya başlıyor. Günden güne güçten düşüyorsun. Şeker hastalığı nedeniyle sol ayağını kaybediyorsun. O dönemde açmış olduğun kahvehane neredeyse çalışmaz hale geliyor ve bir yandan da çocukların arasında anlaşmazlıklar ve huzursuzluklar çıkıyor. Bu anlaşmazlıklar seni çok üzüyor, yıpratıyor. Hem sağlığın kötü durumda hem de yaş aldın. Her şeyi yoluna koymak mümkün mü? Böyle bir şeyden sonra, böyle bir durumdan sonra. Zor. Zor değil mi? Zor. Bu hikayenin gerçek kişisiyle tanışma zamanı geldi. Bence sen zaten biliyorsun artık. Önden söylememe nezaketini de gösterdin. Efendim geliyor. Çok sevdiğim bir oyuncu benim. Çok her zaman yani kötü adam da oynasa bir şekilde ondan şey alıyorum. Yani pozitif bir, çok nefis bir enerji. Bu kadar iri büyük bir adam için çok iyi kalpli falan. Yani şahane bir adam. Ya benim çocukluğumun kahramanlarından biri ya. Tabii hangimizin değil ki? Vallahi senin de öyledir. Yani tabii. Ben hala unutamam mesela Küçük Ağa'daki performansın. Küçük Ağa diye bir dizi vardı hatırlıyor vardı musun? Vardı tabii. Çetin Bey oynuyordu. Evet. Tabii ki Susuz Yaz falan. Susuz Yaz. Zaten şimdi bahsedeceğim. Ya. Erol Taş sinemada hep kötü adam rolleriyle tanındı. 600'e yakın filmde rol alan oyuncu devlet sanatçısı ünvanına da sahip. 90'lı yıllarda sağlığı giderek bozulsa bile beyaz perdede görünmeye devam etti. 1996 yılında şeker hastalığı nedeniyle kangren olan ayağı kesildi ve filmlerden uzaklaştı. Durumu ağırlaşan Erol Taş 8 Kasım 1998'de hayata gözlerini yumdu. Kötü adam rollerini üstlendiği için halk tarafından taşlandı, sopalarla kovalandı, küfürler yedi. Yanından geçtiği çocuklar bile koşarak ondan uzaklaştılar. Film galalarında saldırılara uğradı, üstü başı yırtıldı. Can kurtaranda kendi adıyla açtığı kahvehanesi defalarca basıldı. Misafirliğe gittiği evlerde kapılar suratına kapandı. Erol Taş'ın Türk sinemasının en önemli isimlerinden Metin Erksan'ın 1963 tarihli Susuz Yaz filmindeki performansı büyüleyicidir. Bu filmde çizdiği Osman karakteriyle kötü bir karakterin nasıl canlandırılacağı konusunda da basbayağı kendi döneminde oyunculuk dersi niteliğinde bir iş sergiledi performans. Türk sinemasının en iyi kötü adamını saygıyla anıyoruz. Kendisini sevgiyle anıyoruz. Peki insanlar tarafından hiç sevilmeyen bir karakteri canlandırmak konusunda ne düşünüyorsun? Yeşilçam'ın kötüsü olarak anılmak seni rahatsız ediyor mu Erol abi? Yok, birisi bunu yapacaktı. Bana düştü. İyi ki de? İyi ki de bana düştü tabii canım. 3 tane çocuğum falan. Evet. 4 çocuk pardon sonra bir tane daha. Evet doğru. Peki, saygıyla anıyoruz. Saygıyla, vallahi. Peki, Tansel'e dönüyorum son kez. Abi. Kötü karakterler canlandırdın mı?
ya da karakter canlandırdın mı? Peki sen tiyatroda her zaman canlandırdım abi. Tiyatroda. Ay, ama sinemada, televizyonda yok değil mi? Televizyonda karşı kahraman oynadım. Senin içli derin meseleli karakterlerde. Evet, Masumlar Apartmanı'nda çok beğeniyordum. Yani, sağ ol abi. Gerçek. Yani zaten bir ansambl olarak yani topluca bir topluca iyi oynayan bir ekip ki her zaman olmayabiliyor biliyorsun. Her zaman olamayabiliyor evet. Şanslı bir işte. Peki kötü adam şeyde oynadım diyorsun. Yani tiyatroda, kötü karakter. Tiyatroda oynadım. Karşı kahraman oynadım birkaç tane. Onlar severim ben ters köşe yapmayı ama kötü adam isterim oynamayı çok. Ama haklı olursa yani filan. İyi şu yazılmış. Şu rollerin oyunculara yapışma hikayesini sen de bir parçalar mısın benim de içime ferahlık gelsin. Üstüne yapışıyor mu oynadığın roller? Yapışmasın diye çok çaba sarf ettim. Bunu anlatmayı çok istiyorum ben. Hadi. Bir gün bir yapımcı bana geldi işte. İkinci başrolümü falan öneriyor ama gene bana teklif edilen 5 tane rol. 5'i de zengin ailenin oğlu. Prens, veliahtı. Dedim ki abi ya ne olur bak yani sen beni seviyorsun ben seni seviyorum. Aramızda kalsın dedim. Niye bana sürekli böyle roller geliyor? Ata biniyorsun, kılıç kuşanıyorsun, ok atıyorsun. Daha da hala konuşuyorsun. Boks niye geliyor yapıyorum, sence? Karate yapıyorum. Evet, niye falan geliyor sence? Dön dedi ki sen dedi görüşmelere girken dedi, çok düzgün geliyorsun ve çok güzel konuşuyorsun. Bundan çıksa prens çıkar mı demişler. Dedim ki ne yapayım ben? Pislik ne bileyim ben dedi. Ben sana dedi söyledim. Abi gittim camı Ankara'ya. Yok Ankara'ya gittim. Bizim bit pazarı vardı ya, hatırlıyor musun? Tabii canım. Oradan bir tane deri ceket aldım. Yırtık pantolonları aldım. Bir sonraki görüşmeme öyle gidip. Role girip öyle. Bayağı şöyle oturmaya başladım. Evet neydi ben bundan önce şöyle falan demeye başladım. Aa bir baktım şey değişmeye başladı. Evet, çekmecen mi değişti? Evet çekmece değişmeye başladı. Sonra ama benim hani audition istemeye başladım. Şu rol için bana bir rol teklif ediyorlar. Diyorum ki hayır durun ben şunu size audition vermek istiyorum. Ya diyorlar ki senden audition istemiyoruz. Yok hayır ben audition vereceğim diyerek rol almaya başladım. Bak çok güzel bir konuya geldik. Şurada bir parantez aç. Audition'a gitmek oyunculuğun şeylerinden biridir, raconlarından biridir. Mutlaka audition'dan abi sinir yapan aktör ve aktrislere bir söyleyeceğim var mı burada? Yani bütün dünyada 80 milyon, 100 milyon bizi izliyor. Bir şey söylemek istedim. Yani bütün dünyada böyle seçiliyor ve çok sağlıklı bir seçim. Audition sadece yönetmen için yapılan bir şey değil, oyuncunun kendisi için. Kim olduğunu bilmedikleri için yaptıkları bir şey de değil. Asla. Yani mesela ben bir audition'dan sonra şey dedim, ben bunu dediler ki tamam. Yani deneme çekimi diyelim mi? Deneme çekimden sonra dediler ki tamam işte biz menajerimle konuşalım ayrıntıları falan. Dedim ki ben bir düşünebilir miyim? Neden dediler? Çok güzeldi verdiğim işte deneme çekimi. Benim demişim. Dedim ki ben güzeldi de ben her gün eve bu karakterle gitmek istiyor muyum? Yani her gün 12 saat bunu yapmak istiyor muyum? Emin değilim. Dedim nasıl ya filan. Abi olur mu? Bak dedim ne olur havalı bir yerden almayın. Parasını veriyoruz kardeşim. Yani havalı bir yerden almayın ama ben dedim bunu yani yapmak istemeyebilirim. Nitekim yapmak istemedim. Öyle mi? Evet. Çok uzatmadan karar vermişsindir. İşi gücü var insanların. Yok abi ya oradan çıktım. Evet, gerçekten eve gelinceye kadar dedim ki ben bunu istemiyorum dedim. Oyuncu olmasaydın ne yapardın? İyi ki oyuncu olmuşum bilmiyorum abi ya. Sınırından döndüğün bir şey var mı? Çocukken en büyük hayalim Kanada'daki Yellowstone Parkı'nda korucu olmaktı. Ama onun pek yani direkten dönmüş sayamaz. Sayamam. Erken bıraktım bu işincini. Peki Erol Taş'ın oyuncu olmasında mahalleye kurulan film seti bir şey olmuş ya. Kırılma noktası bir dönemeç. Senin oyunculuğa yürürken öyle bir şeyin var mı? Aa işte bu dediğin. Bundan var. Ben bunu yapacağım dediğin bir an var mı? Yoksa öyle zamana yayılmış yavaş yavaş büyüyen bir şey mi o sende? Yok abi olur mu öyle? Yani tabii ki var öyle bir an. Ben kendi kendime oyun oynamaktan çok zevk alan bir çocuktum. Benim böyle küçük şeylerim vardı, adamlarım vardı. Onları konuştururdum sürekli. Böyle küçük bir şey. Plastik askerler evet, falan. Evet plastik böyle askerler evet. Ama elleri kolları hareket edebilen işçi. Ha. De olabilen yani. Öyle bir baktım ki bu alışkanlık oldu. Okuldayken tek istediğim şey eve gidip o adamları konuşturmak. Konuşturmak. Sonra ablam bir gün işte bir yere halk oyunlarına yazılmaya gitti. Hı. Ben de geleyim dedim. Gel dedi. Ben halk oyunlarına yazıldım. Bir de tiyatro kursuna yazıldım. Kaç yaş? 14. Ondan bir erkek sonra çocuk için çok erken
bir karar. Kızlar bu yaşlarda ne yapacağına karar verip takip edebiliyor mu? Erkeklerde sıra dışı bir şey. 14 yaş. Abi, sporcular hariç. Yani işte 15 yaşında devam ettim. 17 yaşındayken Ankara'da bir tiyatroda dekor taşıyordum. Öbür tiyatroda ışık yapıyordum. Öbür tiyatroda yardımcı oyunculuk yapıyordum. Ve bu arada okul okuyordum. Kendime ait yeni mahallede tek göz oda bir evim vardı. Bir sen yaşken eğilmişsin. Filan ama benim amacım hiç böyle nasıl anlatayım? Oyunculuğu o yaşlarda şimdiki düşündüğüm gibi düşünmeme olanak yoktu tabii. Ben işin havasını çok seviyordum yani. Göstermeyi, anlatmayı seviyorsun. Sen hikayeciliği, hikaye anlatıyorsun. Yani oynatmak filan. Onlar... Ama zaten işimiz de budur. Ama bunu tek başıma yapmayı da sevmediğimi fark ettim. Tamam, yani oyunculuk zaten tek başına yapılacak iş değil. Evet abi. Tek başına yapıldığı zaman da, yani tek kişilik oyun oynamayı kastetmiyorum. Tabii tabii. Ama filmlerin, dizilerin içinde tek başına oynayanlar oluyor ya. Zaten öyle çok sevimsiz şey. Olmuyor mu? Evet. Peki, son bir şey. Nasıl hatırlanmak istersin dansa? Hatırlanmak ister misin? Bir kere onu söyleyeyim, belki de istemezsin. Çünkü bilmem, unutulma hakkı diye de bir şey var biliyorsun. Bunu ara ara düşündüm mü nasıl hatırlanmak isterim? Sabri abi gibi hatırlanmak isterim. Ya. Bence çok iyi bir adam. Yani yüzüne baktığım zaman... İyilikle, vicdanla... Kamil adam görüyorum. Evrenle bir bütün olmuş. Ve bunu öğretmek için bir gayret içinde değil. Onu yaşıyor. Öğrenmek isteyen öğreniyor. Bu... Bence müthiş bir şey. Barışık. Barışık ve gayretsiz bir çaba içinde olmak. Evet. Ama o çaba 75 yaşında da tıpkı 25 yaşında olduğu tazelikte oluyor olması. Bu ancak her cana, her canlıya, her varlığa hak ettiği şerefi vermekle oluyor. Doğduğun yerden çok farklı, çok yabancı bir şehirde çocuk olmak nasıl bir duygu? Hem biraz... Merak uyandırıcı, hem öğrenmeye açık ama bunu da çok da çaktırmadan yapmak zorunda olduğum bir duygu. Çünkü çocuklar birbiri arasında çok acımasızdır yani. Türkiye ikinciliği kazanmışken boksu bırakmak zorunda kalınca ne hissedersin? Çok moral bozucu olur tabii. Filmden teklif almak sana ne düşündürür? Oo, ne düşündürecek? Yemede yanında yatıyorsun. Göbek atarsın. Sinemada mutlu ve başarılı olabileceğini düşünür müsün? Galiba en çok bunu düşünmüşsün. Sen de böyle bir durumla karşılaşınca nasıl tepki verirsin? Filmdeki karakteri canlandırmamayı tercih eder miydin? Yok be, çok inanmışsınız derim. Ne yapalım, fiziğimiz buna müsait yani. Eşini kaybetmek ve hayatı tek başına kalmak hayatını alt üst eder mi? Eder. Etmez olur mu? Her şeyi yoluna koymak mümkün mü? Zor. Zor değil mi? Zor. Erol Taş 8 Kasım 1998'de hayata gözlerini yumdu. Yarın uyandığın zaman bu hikayelerden en çok hangisini? 5 hikaye konuştuk. Bu hikayelerden hangisini hatırlayacaksın acaba? Sabri abi hatırlayacağım. Evet. Diğer acılara tekrar dönmek istemediğinden mi, yoksa Sabri abinin hikayesi çok yeşil, çok can olduğu için mi? Empati kurmak için en az zorlandığım hikaye olduğu için. Tabii. Tek zorlandığım kısmı küçük yaşta ebeveyn kaybı. Zorlandığın yerler empatide bir eksiğin olduğu için değil, fazlan olduğu için bence. Ben öyle düşündüm. O ağırlığı, o zorluğu içinde hissetmek ve o tabii bazen insanı lal yapıyor ve ne desem haksızlık olacak şimdi, o kadar ağır bir şey karşısında ben kimim ki şöyle yapardım böyle yapardım deme şeyi, ama aslında orada verdiğimiz cevaplardan öte çabamızın kendisi çok değerli. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bunca yıldır izlediğim, tanıdığım, uzaktan sessiz ama pozitif bir enerjiyle takip ettiğim senle şu anda başka bir yakınlık kurduğumuzu düşünüyorum. Elbette. Çünkü dünyada insanların birbirine verebileceği en güzel şey samimiyet. Samimiyet de her zaman anladığımız gibi olmuyor. Mesela şu anda bende gördüğün şey aslında benle paylaştığın şeyin ta kendisi. İyi ki geldin dostum. Sen de iyi ki varsın. Her zaman görüşelim. İnşallah birlikte sette de birlikte oluruz. İnşallah. Daha zamanda çok isterim. Daha yapmamız gereken çok güzel işler, çok güzel hikayeler var bu topraklarda olan. Neyse ki. Yapacağız. Evet. Çok şükür. Bekleyeceğiz. Beklemek eyvallah, bizim işimiz. Eyvallah. Efendim, önümüzdeki hafta bir empatide, yeni bir empatide, yine empatide buluşmak üzere. Hoşçakalın.